İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Türkiye'nin kültür, sanat, eğitim, üniversite, tarım değil, ticaret ve sanayi şehrindeyiz. Tabii tarım bu sektörler arasında biraz daha alt planlarda kalıyor ama özellikle turizm ve sanayide son dönemde ciddi yatırımlar var Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de canlı yayında karşınızdayız. Abacık Konak Butik Otellerinden sizlere sesleniyoruz. Yine restore edilen güzel tarihi yapılar ve bu tarihi yapılar Eskişehir'de turizm potansiyelini son dönemde ciddi anlamda güçlendirmiş diyoruz. Hemen ben size konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sanayi Odası Başkanımız Savaş Özaydemir. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Ticaret Odası Başkanımız Harun Karacan. Başkanım hoş geldiniz. Aynı zamanda tebrik ediyoruz. Bir dönem daha Ticaret Odası Başkanlığını kazandınız. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Enerjiniz bol olsun. Sizin yapacak çok işiniz var. Aynı zamanda Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesisiniz. Evet. Eskişehir'in sesini ne kadar başkanların dünyaya duyururlarsa, Türkiye'ye demiyorum artık, dünyaya duyururlarsa, çünkü Eskişehir artık dünyayla rekabet edebilir düzeye gelsin istiyoruz. Başkanım, sizin de seçimleriniz var. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çok iyi. İyi haberler alıyoruz. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah devam edeceksiniz. Rekora doğru gidiyorsunuz siz de, bunu da belirtelim. Ve her zaman olduğu gibi Turgut Boz, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı. Turgut Bey ile Anadolu'da ustalık dönemimizi geçiriyoruz. 32. şehrimizdeyiz efendim sizinle beraber. Bu şehirleri analiz ediyorsunuz, yorumluyorsunuz, 2023'e nasıl gidiyor şehirler? İsterseniz sizden başlayalım. Eskişehir bugünkü durumu, 2023'ü Eskişehir'e taşıyabilecek potansiyele sahip mi? Ve bu potansiyeli doğru yönetebiliyor mu? Şimdi tabii Eskişehir baktığımız zaman Türkiye açısından çok önemli bir şehir. Eskişehir'i konuşmakla bitiremeyiz. Çünkü çok mozaik, dağınık, güzel mozaikler var. Şimdi hep biz biliyorsunuz gittiğimiz illerde özellikle vurgulamak zorunda kaldığımız orta gelir tuzağı vardı. Şimdi orta gelir tuzağında da Türkiye'nin 10 bin dolar seviyesinden kişi başı gayri safi milli hasılayı 20 bin 17 bin dolarlara çıkarması gerektiğini vurguladık. Ve bunun için de Türkiye'nin düşük ve orta teknolojili ürünlerden orta ve yüksek teknoloji ürünleri süratli bir şekilde geçiş yapması gerektiğini vurguladık. 2023 perspektifinde. Ve katma değer dediniz. Katma değer dedik. Şimdi Eskişehir'e baktığımızda bu anlamda aslında özellikle iki sektörde, Türkiye açısından çok önemli iki sektörde bu özelliğe sahip ve Türkiye'nin önünde bir rol şehir olarak duruyor. Şey tartışılır, firmaların büyüklüğü, kapasiteleri, önümüzdeki dönemde ne kadar daha büyüyecekler. Onu program içerisinde sanıyorum tartışacağız. Ama Eskişehir'in şöyle de bir özelliği var. Bir, çok Türkiye tarafından da bilinen bir üniversite şehri. Bu beraberinde ticaret ve hizmet sektörünün de gelişmesine katkıda bulunmuş. İlin üniversite sanayici işbirliklerini biz çok konuşuruz. O anlamda da bir örnek şehir. Üniversite ve sanayi gerçekten çok sinerjiye dönük ciddi çalışmaları var. Ve bunu örnek olarak da Türkiye içerisinde rol model olarak gösteriyoruz. Diğer taraftan baktığımızda hep söylediğimiz beşeri kaynak, insan iş gücünün kalifiye eleman. Yine ilin rekabet analizinde alt endekste beşeri kaynakta Türkiye sıralamasında üçüncü. Bu yönüyle çok kuvvetli. İşte havaalanının olması, hızlı trenin olması, limanlara yakınlığı, rekabet gücünü gerçekten çok yukarıda tutan bir şehir. Şimdi böyle baktığımızda ilin gayri safi milli hasılası ticaret ve hizmet sektörünün payının %60 olduğunu görüyoruz. Sanayi %30, %10'da tarım var. Esasında tarım daha da gelişme potansiyelini yukarıda görüyoruz. İlin sosyoekonomik gelişmişliği çok iyi. 7. sırada. İşte kişi başına düşen öğretim üyesi sayısında Türkiye ikincisi. Hasta 10 bin kişiye düşen yatak kapasitesinde Türkiye ortalaması 25, il 42. Şimdi böyle baktığımızda buraları çok gelişmiş. Kişi başına gayri safi milli hasıla 12. Sosyoekonomik gelişmişliği 7. Yani şehirde işsizlik sorunu yok. Ve buna mukabil kişiler de para da harcıyor. Gelir düzeyi de iyi. Bunu gösteriyor aslında. Şimdi sanayiye doğru kaydığımızda sanayide birkaç tane gerçekten çok önemli sektör var. Bunların başında ihracatın da %31'ini oluşturan ilin ihracatı 925 milyon dolar. Oraya geleceğiz. Eskişehir için yeterli bir rakam değil bu, önce onu söyleyeyim ben. 925 milyon dolar bu kadar güzel şeyleri konuştuğumuz bir ilde Türkiye'nin 500 milyar dolar 2023'te gideceği hedefte biraz zorlanabilir. Şimdi savunma ve uçak sanayiye baktığımızda ihracatın %31'i burada. Yüksek teknolojili ve gerçekten bir kümelenmenin olduğunu görüyoruz Eskişehir'de.
Yine F-16 uçaklarının motoru ve Sikorsky helikopterlerinin parçalarının burada yapılıyor olması gerçekten Türkiye'nin bizim hep konuştuğumuz yüksek teknolojili, katma değerli ürünler anlamında çok önemli. İkinci sıraya geliyoruz. Toplam %36'sı sanayinin metal ve makine üretimi yer alıyor. Şimdi bu da Türkiye'nin çok önemsediği, yine çok yüksek katma değerli ve 2023 vizyonunda da ihracat olarak baktığımızda 100 milyar dolar hedeflenen, yani 500 milyar dolar ihracatın 100 milyar dolarının buradan gelmesi beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör de burada kuvvetli. Sonra seramik geliyor. Toplam Türkiye'deki üretimin %20'si ama ileri teknolojili. Mesela üniversitenin burada seramik araştırma merkezinin olması yine üniversite işbirliklerini gösteriyor. Bunun dışında tarıma geldiğimizde, tarım aslında baktığımızda ekilebilir alan olarak Türkiye sıralamasında 12. sırada. Sulanabilir arazide de %24'ü sulanabiliyor. Fakat 1 milyar TL'lik gayri safi tarım hasılasıyla sıralamada, yani gayri safi milasanın aldığı pay sıralamasında 34. sırada. Dolayısıyla tarımda gidecek yer var gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi buraları güzel de İki tane şey, bu şeyi ileriye dönük olarak konuşacağımız bir takım şeylerde soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu nedir diye baktığımızda, ilin rekabet analizinde 6. sırada, bu iyi ama alt endekse geldiğimizde girişimcilikte maalesef açılan kapanan firma sayısındaki bir önceki yıla göre değişimde il 72. sırada. Biraz daha detaya girip baktığımızda 2009-10-11, 2008 yıllarında 1700 tane firma açılırken bunun 1500 tane aynı yıl içinde kapanmış. 1500 tane firma açılırken bunun 1300 tanesi aynı yıl içerisinde kapanmış. Ve şeye baktığımızda ticari beceri ve üretim potansiyeline burada 36. sırada yer alıyor. Bunu bozan da biraz önce söylediğim açılan ve kapanan firma sayısının 72. sırada yer alması. Şimdi bu birinci şey. İkinci, yatırım teşvik belgelerine geldiğimizde 3 milyar 230 milyon TL'lik bir yatırım sabit, yani daha doğrusu alınan yatırım belgelerinde sabit yatırım öngörülüyor. Bu iyi gibi geliyor kulağa. Dönüp bakıyorsunuz sıralamasına, 11. sıradan 36. sıraya düşmüş. Şimdi bu ileriki dönemde ilin büyüme potansiyelinde sıkıntı yaratacak. Yani bazı iller çok daha hızlı gidiyor demektir. Bu bir yarış. Ya evet. Kendinizi iyi görürsünüz, sağınıza solunup diğer illerle karşılaştırdığınızda biz geride kalıyoruz diyebilirsiniz. İl bir şeyi daha çok iyi başarmış. İki tane marka yaratan, bir tanesi hazır giyimde, bir tanesi de şey sektöründe, gıda sektöründe markalaşmış iki tane çok büyük firma çıkarmış. Bu çok önemli. Bunu önemsiyoruz. İldeki diğer firmalara rol model olması açısından önemsiyoruz. İkincisi, Tülomsaç var burada, çok önemli. Yan sanayisiyle birlikte gelişiyor. Savunma ve havacılık sanayi dedik, yan sanayisi de birlikte gelişiyor. Bunun diğer büyük firmalarda da yan sanayiyi geliştirmesi gerekiyor. Şimdi büyük firmalarda, bazı firmalarda bunu her şeyi ben yapayım olgusu olduğu zaman hem sosyal sorumluluk anlamında hem verimli işletmelerin yönetilmesi anlamında biraz yan sanayide beraberinde geliştiriyor eli olması lazım. Burada bu sıkıntıyı biraz görüyoruz. Birkaç sektörde olmuş, bunun biraz daha genelleşmesi lazım. Üniversite çok gelişmiş büyük firmalarla iç içe çalışıyor. Fakat girişimcilik konusunda, biraz önce söylediğim ki çok önemli, ikinci bölümde muhtemelen değineceğiz. Evet. Girişimcilik konusu pek iyi gitmiyor. Buralarda ileriki dönemde, bakalım. Şimdi baktım mesela 7-8-10 senedir başka bir hikaye yaratacak firma çıkarmış mı? Yok, onu göremedim buralarda. Buraları biraz şimdi bakalım Turgut Bey, tabii bir finansmancı gözüyle ve uzman gözüyle değerlendirdiniz. Şehri dışarıdan gören bir göz, Eskişehir'i bakın nasıl gördü. Şimdi başkanlarıma soralım. Öncelikle Savaş Başkanım, şimdi girişimcilik konusunda tehlike sinyalleri verdiğini söyledi Turgut Bey. Ama markalarını yaratmış ama markalar yan sanayini hani besleyememiş, yan sanayi bu kadar gelişmemiş. Şehrin tabii artılar eksilerinden çok fazla, bir kere bunu Turgut Bey'in analizlerinde de görmek mümkün. 2023'e şehir giderken planlı bir stratejiyle mi gidiliyor, yoksa ya su akar yolunu bulur mu diyorsunuz? Ya bunun için ciddi bir altyapı çalışması yaptınız mı? Şimdi o soru fevkalade önemli. Yani onu duymamış da olayım. Eskişehir'de çok ciddi bir planlama da var. O güzel. İşe bakanlar da var yani. Güzel. Ben yalnız Turgut Bey'in bir iki şeyini düzeltmek tabii istiyorum. Tabii buyurun, söz sizde. O şöyle ki, yani bizim ihracatımız, sizin aldığınız rakamlar TÜİK rakamlarıdır.
Eskişehir'in malum limanı yok. Dolayısıyla İstanbul, İzmir üzerinden ihracat yapılır. İhracatlar da oraya kaydolur. Bizim firmalara bir bir sorup bulduğumuz bu sene 2012 yılında 1.95 milyar dolar. Yani 2 milyar dolara ulaştık ihracatta. 925 milyar dolar yine merkezden yapılan. Başına bir ihracat. Tane bir koyacaksınız. Ama başkanım o arada İstanbul merkezli firmaların evet. Buradan yaptığı rakam daha iyi mi? Yok buradan var. Direkt çıkış yapmıyorlar zaten. Çoğu ihracatlarını sınır kapılarından yaparlar, limanlardan yaparlar. Yani bizim bu gümrükten geçmez. O bakımdan TÜİK'le bu şeyi anlaşamıyoruz. Ama ben size gerçeği söylüyorum. Yani firmalardan topladığımız bilgiler bunlar. Güzel. Onlarda palavra olacak hali yok yani. Yok yok. Girişimcilik konusunda ise fevkalade güzel çalışılıyor. Yalnız o rakamlar çoğunlukla tüccar kesimindedir. Yani şehirdeki acaba o rakamları zannetmeyiniz ki sanayide o kadar firma kuruldu, o kadar firma. Doğru. Şimdi girişimcilikten bahsederken tabii hem ticari alanda da girişimcilik mevzu bahis, sanayi alanında da. O bakımdan ben sanayi konusunda o rakamların çok çok düşük olduğu kanaatindeyim. Hani açılan da az. Eğer orada girişimcilik düşük demek isterseniz. Kapanan da az. Ama diğer taraftan bizim organize sanayi bölgesinde tahsis edilen arsaların rakamlarına bakarsak oralarda yılda 30-35 civarında yeni fabrika kurulmaktadır. Şimdi bu az dersiniz, çok dersiniz. Tabii şu var, yan sanayi geliştirme konusunda da Eskişehir'e yabancı sermayenin, yabancı derken Eskişehir dışı kastediyorum yani yurt dışı değil. O bakımdan da çok ciddi bir yan sanayi oluşmuştur. Hatta bizim hedeflerimizden bir tanesi de Eskişehir'in beyaz eşya sanayinin merkezi olmasıdır. Yani en azından 100-125 tane yan sanayi vardır. Sadece beyaz eşya çalışır. O bakımdan yan sanayi kültürü de vardır. Havacılık sektöründe de aşağı yukarı 20-25-30 tane yan sanayi vardır. O yaptığımız 300 milyon dolara yakın ihracat tamamı bir fabrikadan çıkmıyor. Sonuçta bu yüksek teknoloji üretimi de yan sanayi kullanarak yapılıyor yani. Ve tabii buradaki çalışan personelin kalitelerini de göz önüne getirirseniz bizi ileriye taşıyacak işte yüksek eğitimli ya teknolojiye vakıf insan sayısı bakımından çok önemli bir yerdeyiz. Başka bir noktada yaşanabilir kent olarak Türkiye birincisi seçilmişti. Yani bankanızın değil ama başka bir finans kuruluşunun yaptığı araştırmada Türkiye'nin en yaşanabilir kenti seçilmişti. Bu yaşanabilir kent olmak bize yatırımcıyı çekecektir. Ve kültür başkenti ilan edildi bu sene. Evet. O kültür başkenti bir miktar tabii Türk kökenli ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyor. Ama bizim ihracatımızın %60'ı Avrupa Birliği'ne ya Batı'ya. O bakımdan bizim şimdi hep yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek mallarda ve makine sektöründe. Almanya'ya makine satıyoruz. Gıda makineleri satıyoruz. Fırınlar satıyoruz. Yani bu enteresandır. Tabii bunlar gizli kahramanlar diyorum ben. Tabii öbür taraftan Tanzanya'dan tutun Şili'ye kadar da satanlar var. Hani yerini bilmediğimiz ülkelere bile mal satan arkadaşlar var ama. Şimdi bu Turgut Bey başlangıcı da bu. Şeyden bahsettim. Orta gelir tuzağından. Evet. Orada tamamen katılıyorum kendisine. Ama bir şey eklemek istiyorum orada. Orta gelir tuzağına gelirken, bizim 10.500 dolara gelirken ülkeler veyahut işte kentler kolayca çıkarlar. Çünkü emek yoğun sektörle o 10.500'e gelirsiniz. Yani işte emek yoğun üretimlerle, tekstille vesaireyle. Ama 10.500'den yukarı gitmeniz için kendisi de söyledi, katma değeri yüksek ürün lazım. O ürünü yapmak için tesis lazım. Onu üretmek için adam lazım. Teknoloji lazım. Teknolojiyi üretecek adam lazım. İnovasyon lazım. Şimdi işte bu oluşumları bir araya getirebilmemiz için üniversiteden bilgi, bir yerden kaynak, sermaye, sarayda altyapı, yatırım yapacak yer, bir de adam lazım bize. Eğitim lazım. Eğitimsiz hiçbir yere gidilmiyor. Bugün ne yaparsanız yapın, hangi sektöre girerseniz girin, sonuçta eğitimsizlikten
sınıfta kalıyorsunuz. Bizim bütün amacımız da sanal odası olarak habire bu eğitimlere süre gelmiştir. Yani yılda en az 70-80 tane seminer yaparız, eğitim yaparız. Üniversiteye bir okul yapıp verdik. Hani meslek yüksekokulu şeklinde. Kendimiz bir okul planlamış bulunuyoruz. Yine meslek okulu, lise olarak. Bu da çok ciddi ve bu yeni statüye göre organize sanayi bölgesi yapıyor binayı. Devlet veriyor parasını. Ama müfredatı olsun, içeriği olsun. Ve talebelerin eğitim hedefleri olsun tamamen sanayiye yönelik, onların ihtiyacına yönelik olacağı için. Tabii buna mevcut adamlarımızı da geliştirmek durumdayız. Yaşam boyu eğitimi katarak böyle ciddi bir eğitim ortamında. Eğitime en ciddi cevabı da herhalde Eskişehir'de size veriyorlar. Yani evet. Eğitim her yerde uygulanıyor bu tarz kurslar, seminerler, sertifika programları ama en ciddi cevabı herhalde Eskişehir şehri veriyor gibi geliyor bana. Öyle ama bir noktada eksiğimiz var. Normal müfredatlarla yetişen öğrencilerin bize geldiği zaman bir iki sene daha eğitmemiz gerekiyor iş yerlerinde. Tabii mesleki eğitim. Yani yetenekleri tam olmuyor. İşte onun için biz böyle bir okul düşündük burada. Hem de sanayiyle iç içe, organizenin içinde ve sanayide çalışarak, yani biraz Alman dualine benzer bir eğitim sistemiyle inşallah bunda bu yazın temellerini atacağız. Stajını eğitim sürecinde devam ederler. Evet efendim. Şimdi başkanım, dün Savaş Başkanım dedi ki yaşanabilir bir şehir Eskişehir dedi. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük, o da aynı şeyleri söyledi. Yaşanabilir şehirler aynı zamanda sadece yatırımlarla değil, o yatırımlara katılacak olan, projelere dahil olacak olan insanlarla beraber oluyor. Siz yatırımları yaparsınız, o müzelere, o caddelere, o merkezlere insanları dahil edemediğiniz zaman o şehir aslında yaşadığını zanneden bir şehir olur. Dün saat gece 24'te bu şehir cıvıl cıvıldı. Ben sokaklarında dolaştım. Çok da cıvıl cıvıldı. Saatin farkına varmamışız. Hatta baktım saat 1-2 olmuş. Şimdi bir taksi şoförü bana otele getirirken dedi ki ben sizi dedi anlamamışım nereye gideceğinizi, fazla para alıyorum şu 10 lirayı dedi geri alın dedi. Bakın ben hiçbir şey talep etmedim, bu şehri bilmiyorum. Şimdi şehirde böyle bir kültür var. Çok mikro ama şehrin insan profilini çok net dün bana çizdi. Gecenin saat 1'inde 2'sinde. Şimdi Türkiye'nin resmi içinde Eskişehir bu resmin neresinde? Ve bu resimde layık olduğu yerde mi? Evet, öncelikle sizleri ruhların ve medeniyetlerin kesiştiği 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir'de ağırlamaktan ve görmekten çok mutlu olduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Biz de hoş paylaşıyoruz bu mutluluğu. Şeref verdiniz. Tabii ki özünde, her şeyin özünde insan vardır. Evet. Eskişehir'in de özünde insan vardır ki bu Yunus Emre Diyar diyoruz, Nasrettin Hoca Diyar diyoruz. Eskişehir'in insanı özellikle Eskişehir'in bir mozaiktir. Geçmişten beri süre gelmiş olan Kafkasya'dan göçler, işte Kırım sürgünleri, daha sonraki süreçte tüm illerden, ülkelerden Makedon, Eskişehir'in özünü bunlar oluşturmuştur. Eskişehir'in bir yerli halkı vardır, bir de kültürlerin ve birleşmesinden meydana gelen şu anki bir mozaik Eskişehir vardır. Şimdi bu tabii ki ticarete de yansıyor, sanayiye de yansıyor. Geldikleri yerlerden, işte bakın muhacir göçmeni diyoruz. Geldikleri yerlerden Makedon göçmeni diyoruz. İşte Kırım'dan gelen kişiler. Bu ülkelerindeki tüm sanayi, ticaret, tüm kültürel ve sosyal özelliklerini Eskişehir'e beraberinde getiren ve burada hepsini uygulayan kişilerdir. Biz biraz evvel Sayın Genel Müdür Yardımcım da çok güzel izah etti. Eskişehir gerçekten ilklerin şehridir. Ama ilklerin şehriyle beraber bugün işte Tülomsaç diyoruz. Bir ilktir Türkiye'de. Bugün işte zamanda teyyare fabrikasından kurulan, bugün işte havacılığın en önemli Türkiye'deki havacılığın en önemli noktasına gelmiş olan ve TÜSAŞ'ın da 83 yılında kurulmasına vesile olan bugünkü Hava İkmal Fabrikası. Bugün işte bunlar hep ilkleridir. Bir şeker fabrikası da dahil. Nedir? Eskişehir eğitimde de ilktir. Bugün tüm dünyada işte Anadolu Üniversitesi'nin ismi gururla anlatıyoruz. Bugün bir Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni anlatıyoruz. Anadolu Üniversitesi'ni
tüm dünyada anlatıyoruz. Niye? İşte o da bir Türkiye'nin ilkleridir, Eskişehir'in ilkleridir. Bu neye yansıyor? Bu ticarete yansıyor. Bu neye yansıyor? Sanayiye yansıyor. Her tarafa yansıyor. İşte sizin oradaki o kültürle yetişmiş, o hamurla yetişmiş olan insanın taksideki size yapmış olduğu uygulamaya kadar, size göstermiş olduğu hizmet kültürüne kadar veya burada işte yerinde bulunduğumuz Abacı'daki gördüğümüz hizmete kadar bunların hepsi şehrin bir bütünü oluyor. Şehir sadece bir tek sanayiyle ilerleyemez. Şehir sadece bir tek ticaretle de ilerleyemez. Eğitimle de ilerleyemez. Tabii ki hepsinin karması, hepsinden beraber bir şekilde şehrin ticareti de olacak, sanayisi de olacak ama ne olur? Özelliği olan sanayide de işte biraz evvel söyledik. Özelliği olan sanayi öne geçer. Bugün eğitim tüm dünyada artık kabullenilmiş durumda. Türkiye'de de kabullenilmiş durumda. Biz biraz evvel Sayın Genel Müdürüm de ifade ettiği gibi girişimcilik. Bunların hepsinin özünde, temelinde sanayinin de gelişmesi için, ticaretin de gelişmesi için, şehrin eğitiminin de gelişmesi için özünde girişimcilik gerekiyor. Ben tabii burada bir bulunduğum sorumluluğu da bunu ifade etmek isterim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde görevim nedeniyle Türkiye'deki genç girişimcilerden sorumlu bir yöneticiyim, başkanım. İşte Ali Sabancı Bey ile beraber çalışıyoruz. Tüm illerde 81 ilde konuşlanmış olan genç girişimciler başkanımız var. Bunlarla beraber bizim isteğimiz şu. Türkiye'nin 2023 hedefi var mı? Var. Bunu artık hükümetimizde, devletimizde, memurumuzda, iş adamımızda, sanayicimizde herkes biliyor artık. 500 milyar bizim hedefimiz 2023'te. Bunu Kore 19 yılda gerçekleştirmiş. Bunu işte Japonya 22 yılda gerçekleştirmiş. Avrupa ülkeleri 30 yılda. Bizim 10 yıl zamanımız var. Evet. Biz bu 10 yıl için Bloomberg'e de sorumluluk düşüyor. TEB'de sorumluluk düşüyor. Sanayi Odası Başkanı'na da sorumluluk düşüyor. Ticaret Odası Başkanı'na da, rektörüne de, belediye başkanı. Herkese sorumluluk düşüyor. Her ildeki herkese sorumluluk düşüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Girişimcilerin sayısını artırmamız gerekiyor. Ne kadar biz girişimcilerin sayısını artırabilirsek, bakın biraz evvel buraya geç geldim, sizlerden de özür diledim. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden iktisat bölümündeki öğrenciler de Eskişehir Ticaret Odası'na ziyarete geldi. Bu nedir? Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Artık herkesin bir şekilde birbirinden öğrenebileceği, birbirinden etkilenebileceği, birbirinden elektrik alabileceği noktalar var. Ki bunu ticarete yansıtalım, bunu sanayiye yansıtalım, bunu tüm Türkiye'ye yansıtalım. Ancak biz bu şekilde başarılı olabiliriz. Ben de bir sorumluluğumu yerime getireyim şimdi. Yönetmenim diyor ki bir reklam arası vermemiz lazım. Para da kazandırman lazım bize diyorlar. Evet, bir reklam arası veriyoruz. Kısacık bir reklam arası. Asıl bomba ikinci bölümde. Eskişehir 2023'e neyle gidecek? Onu konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, Türkiye'nin pek çok kimliği üzerinde barındıran başkenti Eskişehir. Burası Türkiye'nin başkenti Ankara değil ama hakikaten hem eğitimin, hem kültürün, hem sanatın, hem turizmin başkenti olmaya aday, turizmin başkenti olmaya aday. Aynı zamanda sanayi şehri Eskişehir. Turizmde önemli yatırımlar yapıldı dedik. Özellikle şu anda canlı yayını gerçekleştirdiğimiz Abacı Otel, Eskişehirli sanayici iş adamı. Turizme de kendini göstermiş. Gürdal Abacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şehrin özellikle tarihi kültürel mirasına sahip çıktığı için 11 tane konağı bir araya getirmiş ve şu anda yayın yapmakta olduğumuz tarihi konaklardan biz turizm geliri elde ediliyor. İşte Turgut Boz'un söylediği katma değer işte bu şekilde sağlanmış oluyor diyoruz. Ve biz 2023'e nasıl gidiyor Eskişehir? Onu konuşmaya devam edeceğiz. Turgut Bey, girişimcilik çok önemli. Siz girişim evi yaparak Türkiye'de bir finans kuruluşunda bir ilke imza attınız. Girişim evinin açılışını yaptınız. Zafer Çağlayan Sayın Bakan açılışını yapmıştı İstanbul'da. Biz de oradaydık. Şimdi Ticaret Odası Başkanımız ve Eskişehirli sanayiciler de hep beraber girişimcilik konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Topla beraber ya da Türkiye'deki genç girişimcilerle ilişkili çalışmanız var mı?
Şimdi başkanımın söylemesi de iyi oldu. Bizim bu girişim bankacılığı çerçevesinde biz biliyorsunuz planı yaparken illere gidip oradaki girişimcilere de eğitim vermek vardı. Nitekim TOB'un Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte iki tane bu organizasyonu gerçekleştirdik. Biri Adana, biri Bursa'da. Bu girişimci adaylarını toplayıp eğitim vermeye başladık. Şimdi ben Harun Başkanıma gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü girişimcilik gerçekten çok konuşuluyor da bu girişimciliğin ruhuna hitap edecek, gerçek anlamını verecek girişimciliği ne kadar konuşuyoruz? Bununla ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum. Neden girişimcilik önemli? Şimdi baktığımızda esasında girişimciliği biz dünyada, Türkiye'de 10 senedir konuşuyoruz. Dünyada 30 senedir, bilemediniz 40 senedir konuşuyoruz. Bunun öncesinde esasında sanayi toplumunu yaşıyorduk. Şimdi sanayi toplumuna baktığımızda sanayi toplumunda ekonomik değer yaratan üretim faktörü olarak karşımıza sermaye çıkıyordu. Ve bu sermayedarlık babadan oğula geçen bir sosyal statüydü aslında. Fakat sermayeyle zenginleşmek, sermaye birikimini sağlamak için bu sermayenin işletilmesi çok önemliydi. Ve bunu yapan kişiler bir meslek olarak karşımıza çıktı. Fakat sonra bununla birlikte bilgi toplumuna girdik. Şimdi bilgi toplumunda girişimcilik ön plana çıkıyor. Yani en önemli üretim faktörü girişimcilik. Girişimcilik de babadan oğula geçen bir statü değil maalesef. Girişimcilik bilgi toplumunda bizim karşımıza bir meslek olarak çıkıyor. Şimdi bu meslekse girişimcilik bir, artık okullarda bunun nasıl sermayeyi yönetmek için işletme, ekonomi, iktisat mezunları çıkarıyorduk. Şimdi girişimcilik bölümünün bir kere açılması lazım. Bir. Biz ikincisi sanayi, iş adamı için hep girişimciliği konuşuyoruz. Bu meslekse bizim çalışanlarımızın içerisinde, kurum içerisinde çalışan girişimcileri yetiştirmemiz lazım. İkincisi, işletmelerin hep ikinci, üçüncü kuşağı devrederken veya kurumsallaşma sürecinde dışarıdan profesyonellere devrederken yönetici bakıyoruz. Girişimci bakmamız lazım. Şimdi girişimcilik hayatımızın her tarafında. Şimdi böyleyse, bilgi toplumuysa, girişimcilik en önemli üretim faktörüyse, girişimciliği herkes bir kenara bırakıp, yani bütün işleri bırakıp girişimciliğe odaklanmak zorunda. Odaklanmazsanız bu 2023 vizyonunda, bu bilgi toplumunda tabii ki sanayi, tabii ki sermaye yönetimi de önemli ama artık bu değişime herkesin ayak uydurması lazım. Bizim bunu hızlı bir şekilde dünyada, bakın sadece biz girişimci, sanayici, iş adamında konuşuyoruz. Hayır. Kurumda çalışanları girişimciliği bizim ön plan çıkarmamız lazım. Evet. Girişimci yöneticilik. Evet. Girişimci yöneticilik, evet, kavramı ekonomi literatüründe ben 22 yıldır muhabirlik yapıyorum. Turgut Bey'den duydum. Girişimci yöneticilik kavramının oluşturulması lazım. Şimdi konu bütünlüğü açısından sizle devam edeceğim. Girişimcilik konusunda çalışıyorsunuz. Eskişehir bu anlamda karnesi ne durumda? Ben Turgut Bey'e gerçekten bu desteği için de, TEB olarak vermiş olduğu destek için de, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak ve genç girişimcilerden sorumlu bir yönetim kurulu üyesi olarak ve genç bir başkan olarak çok teşekkür ediyorum. Evet. Sam Bey, tabii ki bizim Türkiye'nin, biz şunu artık bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de çalışan, Türkiye'de üreten, Türkiye'de ticaret yapan kişiler olarak bizim madenimiz yok. Bizim petrolümüz yok. Doğru mu? Turgut Bey. Bizim en önemli kaynağımız girişimcilerimiz ve insanımız. Biz insanımızdan yola çıkmamız gerekiyor. İnsanımızı bizim bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın, bizim bir uyguladığımız, Sayın Turgut Bey'e de bu konuda bilgi vermek istiyorum. Sizlere de, izleyicilerimize de bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan yapmış olduğumuz Eskişehir Ticaret Odası olarak bugünün küçüğü, yarın girişimcisi diye bir projemiz var. 25'er kişilik gruplardan ilkokul çağındaki, artık biraz evvel Turgut Bey'in dediği gibi sadece üniversite öğrencisine veya iş adamına değil, ilkokuldan başlayıp biz bugün 25'er kişilik gruplarda ilçelerdeki okullarımızla dahil bir konsept oluşturduk. Ve bunlar müthiş bir derecede artık fikrinle, yapmış olduğu projelerle artık kamuoyuna lanse etmeye uğraşıyoruz. Yani artık girişimcimiz ilkokul çağından itibaren, ana sınıfından itibaren girişimciliği ilerletmemiz gerekiyor. Biz Eskişehir Ticaret Odası olarak şu ana kadar KOSGEB'le birlikte 16 girişimcilik programı yaptık. 480'e yakın arkadaşımız burada girişimcilik eğitimi aldı. Bunların bir şekilde
Özellikle biz burada girişimcilerimize, kadınımıza da çok önem veriyoruz. Kadınımızın bir şekilde muhakkak girişimci olması gerekiyor ki bugün Eskişehir'de turizm bölgelerindeki gezdiğiniz yerlerde artık kadınlarımız bu girişimcilikten dolayı 30'a yakın iş yerine, kendi iş yerini açan, imalathanesini yapan kadın girişimcimiz var. Artık biz şunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. Bizim Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimiz, evlatlarımız girişimci olması gerekiyor. Evet, kurum içi mi? Kurum içi. Bugün büyük firmalara bakıldığında, incelendiğinde karının %10'u kurum içi girişimcilikten dolayı inovasyon, yenilik yapan firmaların kar elde ettiğini görüyoruz. %10'una yakın. Çok büyük firmalar. Başkanım, bugün orada bir şey soracağım. Peki Eskişehir şöyle bir konumdan duruyor. Şimdi biz baktığımız zaman Amerika'ya bugün gittiğiniz zaman aile parasını gidip eve yatırmaz. Gider çocuğunu al sermaye kardeşim. Git girişimcisin, iş açtı. Şimdi bizde şöyle bir kültür var. İkinci, üçüncü, dördüncü ev alayım diye. Şimdi burada girişimcileri teşvik etmek eğer istiyorsak, şimdi baktığım zaman çok ufak firmalar kuruluyor. Türkiye'nin genelinde de kurulan 130 bin tane firmanın 5500 tanesi küçük ve orta ölçekli, kalanı mikro. Şimdi burada bu kadar da ileri teknolojili şeyler varken yan sanayide destekliyorsa niye aileler çocuklarına bu yan sanayiye sokup sermayeyi de verip böyle bir birikim de var. 5,5 milyar mevduat var şeyde. Buralarda ne oluyor Eskişehir'de? Bu olmazsa Eskişehir işte 2023'e gidemez. Girişimcilik tarafını bu şekilde de bakıp değerlendirmek lazım. Turgut Bey, bir alışılmış, Sami Bey, bir alışılmış bir yapı vardı. Şimdi bu dönemde bu alışılmış yapılar kırılmaya, biraz evvel siz de söylediniz. Dediniz ki son 10 yılda girişimcilik peydahlandı, konuşulmaya başladı. Her tarafta daha bugün müfredatımız da yok girişimcilik. Doğru mu? Bugün müfredatımız da yok. Bugün üniversitelerimiz yok. Ben tüm üniversitelerimize, Eskişehir'deki ve tüm civardaki üniversitelere konuşma yapmaya gidiyorum. Diğer kuşakları bu anlamda yetiştiriyor musunuz? Bakın, evet, yetiştiriyoruz. Bunun için bir şekilde, bakın, bu dönemin, bizlerin döneminin en büyük sorumluluğu bu olacak. Girişimciliği bir şekilde, evet, Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına mı? Müfredatına. Üniversitelerin dersine mi? Dersine. Bizim kurumların, şirketlerin yapısına mı? Evet, yapısına. Biz bunu işlememiz gerekiyor. Eski alışkanlıkları değiştirebilecek, bakın şimdi birden değiştirmek, yani yeniliğe ayak uydurabilmek ve bu Eskişehir birden yeniliğe ayak uydurabilen en önündeki illerden, ama bunun için biraz zaman gerekiyor. Demek o zaman da hızlı bir şekilde anlıyoruz. Bakın, evet, almamız gerekiyor. Türkiye'de bugün TOBA bağlı 1.420.000 işletme var. Bunun içinde tüccarı var, sanayicisi var. Hepsinin bir şekilde biz Odalar Birliği olarak, Sayın Başkanımız Rıfat Sercikloğlu zaten birinci istediği, her zaman da bunu herkesin altına, yönetim kurulu üyeleri olmak hazırlığınızı üzere yapın başladı. Evet, Sayın Başkanlar, yönetim kurulu üyeleri olmak üzere ben girişimci istiyorum. Hazırlığınızı yapın. Hazırlığını yapın. Anladığım kadarıyla buna göre yeni dönemde başkanlık politikalarınızda da vardı bu, evet, sözlerinizde, vaatlerinizde. Evet, evet. Yeni girişimciler ve inovasyona sahip çıkan bol katma değerlerinden ötürebileceksiniz. Daha fazla ihtiyacı var. Eskişehir'in daha fazla ihtiyacı var çünkü potansiyel var. Bu potansiyel niye değerli? Ya bu sütten çok kaymak çıkar bence. Evet. Tamam mı? Evet, evet. O yüzden çok da fazla ayarını tutturmak lazım. Başkanım, şimdi son bölümde son sözü size vereceğim ben. Çünkü dedik ya ilk başta programın başında, belli bir planla mı gidiliyor? Kesinlikle öyle gidiliyor. Ben bunu duymamış kabul edeyim dediniz bana. Evet. Peki bu plan dahilinde neler var? 2023'e neyle gidiyorsunuz? Şimdi sepette neler var? Şimdi tabii biz aşağı yukarı 4-5 sene evvel kendi stratejimizi hazırladık sanayi odası olarak. Sonra bunu kent bazında yapıldı. Sonra son günlerde de politikacılar yaptılar. Asıl enteresan tarafı bundan üst üste gelmesidir. Yani aynı sonuçlara varılmasıdır. Çünkü şu var, 1960'ta orta gelirden çıkan ya orta gelirde olan 101 firma şey vardı, ülke vardı. Onlardan 10 tanesi kurtuldu. Ama bunların içinde İspanya vesaire de var. Ama onların halinde görüyorsunuz. Niye? Teknolojik gelişim göstermedikleri için. Japonya vesaire, onlar fırlayıp gittiler. Ama Türkiye eğer sanayiyle bir yere varmazsa, kendisini yükseltmezse bu tuzağa geçemez. Ben onu iddia ediyorum. Evet. Bunu yapmak için girişimci lazım. Kore bugün 80-90 arasında 10 bin tane yeni girişimci yetiştirmiştir. Onun için bir yere gelmiştir. Bize de bu lazım. Ama mevcutları ne yapacağız?
yine biz Tebliğ Boğaziçi Üniversitesi'yle bu sefer kurumsallaşmayı geliştirecek. Mevcutları da biraz yukarı taşıyacaksınız ki onlar da bir yol alsınlar. Orada da yani mevcutları da bir geliştirmek lazım. Orada da kurslar, dersler yaptık. Şimdi bu böyle olunca hepsini yaptınız, adamları da yetiştirdiniz. Paraları da buldunuz. Altyapı lazım. Biz organize sanayi bölgesinde bir havacılık, bir raylı sistemler, efendim bir otomotiv, lojistik ayrı ayrı ihtisas bölgeleri yaptık. Şuna inanıyoruz. Karışık organize sanayi bölgelerinden daha ziyade çabuk gelişme olur. Bir sinerji oluşur. Bunun her biri 5'er milyon metrekare ayrı ayrı yerler. Bütün her şey hazır. Planlaması tamam. Yatırımcı bekliyor. Şimdi yatırımcı derken de bunları belki Eskişehir'den tamamını çıkartamayız. Dolayısıyla yabancı yatırıma da ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcıya. Tabii bu tür yatırımlar da takdir edersiniz ki büyüktür. Yani büyük sermaye yatırımlarıdır. Ama Eskişehir dışından olur ama yurt dışından olur. Bunlara da açığız. Tabii bunları çalıştıracak adam lazım. Eğitim sistemlerimizi kurduk. Bugün hani CNC, otomasyon mesela eğitim merkezlerimiz var. Bir görseniz onlar Alman standartındadır. Oradan mezun olanlar kapışılıyor. Tabii bunun yanında meslek yüksekokulunun yanında bir de meslek lisesi yaptığımız zaman insan faktörünü de halletmiş oluyoruz. Altyapımız da hazır. Bunların finansmanı için para pul da sorun değil. Yani sanayide abilik yapmaya devam evet, edeceğiz. Evet, yapacağız tabii. Şimdi gelelim ihracata. İhracatı biz eskiden biliyorsunuz incir, uzun fındık falan yönde satardık. Öyle devirler bitti. Artık katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünler satmamız lazım. Yani ben şunu görüyorum. Şöyle bir 4-5 sene sonra ayakta kalanlar devam edebilecektir. Çünkü global rekabette bu tür ürünlerin hepsini üreticisi bütün dünyada var. Siz fiyat ve kalite olarak bir avantaj sağlamazsanız bir yere gidemiyorsunuz. Ne olacak? Onun için bizim sanayi odası olarak adamıyla, insanıyla, altyapısıyla... Biliyor musunuz Türkiye'de ilk fiber optik altyapı bizim organize sanayi bölgesindedir. İlk doğalgaz kullanan organize sanayidir. İlk santral kuran organize sanayidir. Dolayısıyla biz lojistik merkezde, mesela demiryolu getiriyoruz, firmalara bağlantı yapacağız. Ben şu anda 3 tane firma demiryolu bağlantısı nedeniyle bizi tercih etmek durumunda. Çünkü artık lojistik de fevkalade para. Lojistik eğitim de önemli. İmkanlar da önemli. Bir de Avrupa Birliği ile aslında çok ciddi projeler yapıyoruz. Şimdi 10-15'i geçmiş durumda. Oralarla bilhassa Almanya ile alışveriş. Oradan müşteri getir, buradan efendim yan sanayiye götür şeklinde oralarla ilişkilerimizi arttırıyoruz. Vallahi en çok üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Şu programın sonuna geliyoruz. Bitirmek zorunda kalıyoruz. Yönetmenim diyor ki bitti. Peki. Biz bitirmiyoruz, devam ediyoruz ama seyirci bunları göremiyor. İnşallah bir dahaki sefer kaldığımız yerden devam ederiz. Yani çok teşekkür ederim. Turgut Boz der ki 3 yılda bir cironuz ikiye katlamazsanız yıkılmaya, batmaya mahkumsunuz. Onu da aslında vurguladınız. Biz 10 yılda Eskişehir'in cirosunu tam 25 milyar dolara çıkardık. Başkanım, abilik misyonunuzu evet. Devam ettirmeniz dileğiyle size çok teşekkür ediyorum. Size de tekrar hayırlı olsun yeni başkanlığınız. Sağ olun, çok teşekkür ve Turgut Boz, biz Anadolu'da yolumuza devam edeceğiz. 32. şehrimiz Eskişehir'de, 33. şehrimizde söylenmesi zor. İnşallah Antakya'dan sizlere sesleneceğiz. Efendim, cumartesi günü saat 11.15'te Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'le yaptığımız söyleşi ekranlara gelecek. Onu da sakın kaçırmayın diyoruz. Şehir nasıl yaşanılabilir bir şehir olmuş. Aynı zamanda www.tepkobitv.com'dan da programı izleyebilirsiniz. Yarından itibaren Eskişehir'den bizden bu kadar. Biz devam edeceğiz. Eskişehir'e gelin görün diyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.